Avusturya kapanma kararı aldı değerli izleyicilerimiz. Süpermarketler, bankalar, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerleri harici her yer kapanıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Maalesef artık Avusturya'da hastaneler dolmak üzere. Zaten hastaneler dolmak üzere olduğu için yer olmadığı için bu karar alındı. Şimdi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir açıklama yaptı. Önce onu paylaşayım sizinle. Sizden ricam kimseyle görüşmeyin. Yapılan tek bir temas bile fazla. Hiç kimse ikinci tam kapanmayı istemese de kapanmanın işe yaradığını hepimiz biliyoruz. Noel'i birlikte kutlamayı istiyoruz. Endişelerinizi anlıyorum. Durum karşısında pek çok insan çaresiz, üzgün ve öfkeli olabilir. Ancak durum çok dramatik. Sağlık çalışanları yüzde %70 oranında enfeksiyonun nasıl bulaştığını izleyemez durumda. Bakın buraya bir ara vereyim, şunu söyleyeceğim. Yani Avusturya'da artık kimin kime virüsü bulaştırdığını %70 oranında takip etmiyor. Yani Allah'a emanet. Yakında Avusturya'nın tamamı koronavirüs olursa bu haberleri size verirsem şaşırmayın. yüzde %70 korkunç bir rakam devam ediyoruz. Avusturya Başbakanı Kurz'un açıklamalarına. Sizden ricam birlik olalım. Birlikte durumu tersine çevirebiliriz. Kapanmayı tutarlı bir şekilde sürdürürsek ona ihtiyacımız da kısa süreli olur. Sağlık sisteminin tıkanması ancak anılan kapanma kararıyla önlenebilir. Açık bir şekilde Avusturya Başbakanı itiraf ediyor. Sağlık sistemi kapandı diyor. Biraz sabırlı olmalıyız diyor. Hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağının uygulanabilmesi için 10. günden sonra mecliste onay gerekiyor. Çünkü Avusturya yasaları gereği değerli izleyicilerimiz sokağa çıkma yasağı 10 günü geçerse 10. günde meclisten, Avusturya meclisinden karar çıkması gerekiyor. Peki Avusturyalılar durum ne? Ne olacak bundan sonra? Onunla ilgili bölümü aktarayım size. Avusturyalılar daha önce akşam saat 20 ile saat 06 arasında sokağa çıkamıyorlardı. Şimdi ise 24 saat, saat boyunca sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evden çıkabilecek. Ülke yönetimi Mart ayında aldığı kararın benzerini böylece ikinci kez uygulamış olacak. Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonları ile birlikte okullar ve yuvalarda komple kapatılacak. Derslere online yani uzaktan eğitimle devam edilecek. Avusturya şimdiye kadar değerli izleyicilerimiz yaklaşık 200 bin vakaya rastlandı. Günlük vaka sayıları da artık 10 bini geçti. Gelinen noktada Avusturya'da artık bıçak kemiğe dayandı ki hükümet bu kararı aldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da açık bir şekilde itiraf ediyor. Sağlık sistemi kapandı, tükendi. Evet. Şimdi Avusturya'da yaklaşık 250 bin vatandaşımız yaşıyor. 250 bin. Onlardan ricam şu, bakın bu işin şakaya gelir yönü yok. Doktor bulamazsınız, bak. Doktor bulamazsınız. Nitekim bir açıklama var. Doktorlardan Avusturya'dan şu söyleniyor, bakın. Bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 14 gün içinde yoğun bakım hasta sayısı artacak ve hastanelerin kapasitesinde yüzde yüzlük bir orana ulaşılacak. Hastaneler yeni hasta kabul edemeyecek. Ve doktorlar hangi hastanın durumu acilse ona müdahale edecek diğerini tedavi etmeyecek. Bakın bunu Avusturya doktorları söylüyor. Yani hasta seçecek diyor doktorlar. Niye? Kapasite doldu taşıyor. Net. Onun için siz siz olun. Kendinize dikkat edin değerli izleyicilerim. Çünkü Avusturya'da bakın Pek çok korona virüs hastası Almanya'ya getirildi. Çünkü yaklaşık 10 gündür bu böyle, kapasitenin dolduğu belliydi. Hiçbir hükümet kapanma yani sokağa çıkmaya yasağı yoksa ilan etme etmez. Niye? E i̇nsanların ekonomisi olmayacak, devletin ekonomi çarkları çalışmayacak, fabrikalar kapanacak, o olacak, bu olacak. Yani ülke ekonomisi alt üst oluyor. Eğer bıçak kemiğe Avusturya'da dayanmasaydı bu sokağa çıkma yasağı kapanma kararı zaten asla alınmazdı. Bakın 1-1,5 bir, ay önce Avusturya Başbakanı Kurz bir açıklama yaptı. Gündemimizde herhangi bir şekilde kapanma yok olacağını da düşünmüyorum dedi. Bak Kurz söyledi bunu. Ama şimdi ne diyor? Durum kritik. Kapanmak zorundayız. Yani sokağa çıkma yasağını ilan etmek zorundayım diyor. Nitekim öyle oldu. O nedenle bakın doktor bulamazsınız. Net. Aman siz olun. Kendinize dikkat edin. Şimdi Avusturya'dan bazı vatandaşlarımız videoların altına şunu yazıyorlar. Ya burada öyle bir şey yok falan diyorlar. Arkadaş bak. Avusturya'nın başbakanı söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Sokağa çıkma yasağını da ben koymadım. Böyle bir durum olmasa, böyle bir noktaya gelinmese asla hiçbir başbakan böyle bir karar almaz. Ekonomi bitiyor, psikolojik durum çıkıyor ortaya, insanlar evine kapanıyor, okullar kapanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkeye ne kadar zarar? Hem psikolojik anlamda, hem de ekonomik anlamda, iş yerleri iflas ediyor. Avusturya'da yok mu gastronomi alanında iş yapan vatandaşlarımız? Dönercimiz yok mu? kebapçımız yok mu? Pek çok alanda vardı. Hani örnek olsun diye en çok bilinenler olduğu için söylüyorum. E ne yiyecek bu insanlar? Devlet ne kadar yardım yapıyor? Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle kendinizi koruyun. Rica ediyorum. Çünkü Avusturya'dan gelen haberler Almanya'dan daha kötü. Daha kötü. Yoğun bakımlar dolmak üzere. Hastanelerde yer yok. Normal yataklarda yer yok. İlacı verecekler size en iyi şeyi söylüyorum. Evinize gidin diyecekler. Şimdi yoğun bakım doldu. Kimleri yoğun bakıma alıyorlar? Nefes almakta problemi çekenler, solunum sorunu olanları yoğun bakım alıyorlar. E alamayacaklar. Onun için doktor bulamazsınız. Dikkat edin, dikkat edin diyorum değerli izleyicilerimiz. Şimdi Belçika'da durum hiç iyi değil. Belçika artık pek çok yerde, pek çok kentte filyasyon ekipleri yani hastalığın kimi kime bulaştığını takip edemiyor yüzde %65. Maalesef durum çok ciddi. Bakın. Bugüne kadar Belçika ile ilgili haberler iç açıcı değildi ama şu anda en kötü haberleri veriyorum. Günlük hayatını kaybeden insan sayısı Belçika'da 200'ü geçti. Günlük vaka sayıları biraz düşüyormuş gibi oldu 5000'leri geçti. Bugüne kadar yaklaşık 15.000 kişi Belçika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Belçika'nın nüfusuna göre yani yaklaşık buçuk milyon nüfusu var dersek bu rakamlar korkunç rakamlar. Günde 200 kişi hayatını kaybediyor. Şimdi Belçika Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Ve şunu söyledi. Test stratejisinde değişikliğe gidiyoruz dedi. Biliyorsunuz Belçika'da yapılan testler 5 günde çıkıyordu sonucu. Sonra bir ay önce Belçika Sağlık Bakanı bir açıklama yaparak dedi ki semptom yoksa, belirti yoksa bu kişilere artık test yapmayacağız dedi. Ve yeni bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki artık bu uygulamamızı değiştiriyoruz. Herkese test yapacağız dedi. Çünkü belirti yok. Adam geziyor sokakta. Ne yapıyor? Bulaştırıyor. Onun için Belçika Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Ve bundan sonra belirti olsun olmayan olmasın herkese test yapılacak. Söylenen bu ama laboratuvarlarda iş yoğunluğundan dolayı testler erken çıkmıyor yine 5-6 günde çıkacak. Çünkü yılma olacak. Günlük 50 bin civarında Belçika'da test yapılıyor ama bu rakam artacak. Laboratuvar sayısı aynı, sağlıkçı çalışanı, laborantlar aynı. Hal böyle olunca Belçika önümüzdeki günlerde daha sıkıntılı günlere gebe diyebiliriz Belçika'yı. Maalesef önümüzde kış daha 4-5 ay var. Hastalık yeni başlıyor. Yani bunlar daha reklam filme geçmedik. Daha neler var? Neler göreceğiz? Daha neler göreceğiz? Bu söylediğim sadece Belçika için değil. Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre, Almanya, Fransa her yer için geçerli. O nedenle Belçika'da bulunan vatandaşlarımızın da kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Maalesef koronavirüs virüs şakaya gelmiyor. Maalesef şakaya gelmiyor. Avrupa'nın her noktasından bize haberler geliyor. Bunlar içerisinde durumu en kritik olarak nitelendirilen ülke Belçika. O nedenle sizlerden ricam şu. Kendinizi koruyun. Şimdi bazıları şu yorumu yapıyor. Görüyorum videolarda. Videoların altına yazıyorsunuz. Kardeşim diyor sen diyor e, felaket tellalcılığı yapıyorsun. Bakın değerli izleyicilerimiz. Ülkeler kapanma kararı alıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Yoğun bakımlarda yer yok. Hastaneler ağzına kadar dolu. Hastaneye çok zorunlu haller dışında gelmeyin diyorlar. Doktorlar, sağlıkçılar, hemşireler isyan etmiş vaziyette. Günde 200 kişi ölüyor Belçika'da. Bak bir kişi ölse bile önemli. 200 kişi ölüyor. Günlük vaka sayısı 5000'i çoktan geçti. Ülke nüfusu 8 buçuk milyon. Acil bir durum var mı yok mu? Sizlere soruyorum. Ben bunları niye anlatıyorum? Arkadaş dikkat et diyoruz kendine bak. İnsanlar ölüyor. Dünyanın her noktasında insanoğlu aciz. Trump'ından tut Biden'a, Merkel'inden tut Avusturya Başbakanı Kurz'una kadar hepsi çaresiz. Aşı diyorlar. Bakın aşı bugün çıktı diyelim. Bu sabah aşı çıktı. Bunun etkisi bir sonraki kışa olacak. 2021'in kışına olacak. Sakın yanılmayın. Aşı çıktı, vurdular bize diyelim. Hemen bu işten kurtulacağız. Hayır. Etkisi bir yıl sonra. Bakın Almanya'da bulunan Profesör Doktor Uğur Şahin'in kendi açıklaması var. Aşı diyor etkisini bir sonraki kışa gösterecek diyor. Yani önümüzde daha 4-5 ay var. Yazın enfeksiyonlar yavaşlar, yayılması yavaşlar. O nedenle azalacak deniliyor ama etkisine göstermesi daha do, 9 10 onay var O nedenle siz siz olun tedbiri elden bırakmayın Bak bu kadar önemli Onun için biz burada feryat ediyoruz